Şimdi olayın tamamen karşı tarafa daha fazla veri gönderme ihtiyacından, daha kısa sürede daha fazla veri gönderme ihtiyacından doğduğunu zaten söylemiştik en başta. Şimdi karşı tarafa daha fazla veri gönderebilmek adına yapabileceğimiz şeyler şunlar. Bakın, burası veriyi gönderen kısım olsun, burası da veriyi alacak olan kısım olsun. Size zaten şöyle bir örnek vermiştik. Bir fotoğraf çektiğimizi farz edelim cep telefonuyla. Çektiğimiz fotoğraf sıralı 1 ve 0'lardan oluşuyordu. Bakın şurada sıralı 1 ve 0'lardan oluşuyor. Bunun 16 bitten oluştuğunu farz edersek eğer, karşı tarafa sırayla 16 tane bit göndermeniz gerekiyor. Eğer elinizde bir tane iletim hattı varsa, karşı tarafa ancak aynı anda bir tane 1 veyahut da bir tane 0 gönderebilirsiniz. Başka bir şey gönderme şansınız olmaz. Dolayısıyla bu fotoğraf bilgisini karşıya gönderirken sırayla 0, bir tane 0 gönderip bir müddet bekleme, ardından 1 gönderme, 1 gönderme, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, teker teker bunları 16 tane paket halinde karşı tarafa göndermeniz gerekir. Tek bir tane iletim hattı kullanırsanız. Daha sonra karşı tarafa eğer daha hızlı göndermek istiyorsanız alt taraftaki örneğe bakalım. Mesela 4 tane iletim hattı kullanılmış. İşte mikro denetleyici mimarisinde buna kelime uzunluğu, yani word deniyor. Karşı tarafa aynı anda kaç tane bit gönderebiliyorsunuz? Aynı anda kaç tane bit işleyebiliyorsunuz? Bu word olarak ifade ediliyor. Şu anda bakın kelime uzunluğumuz 4 bitten oluşuyor. Ve aynı anda karşı tarafa 4 tane bit gönderebiliyoruz. Dolayısıyla 16 tane bitten oluşan bir fotoğraf bilgisini karşıya göndermek istersek eğer, bunu dörtlü paketlere bölmemiz gerekiyor. 4 bit, 4 bit. Önce bir 4 bit gönderiyoruz şurada. Ardından bekliyoruz. Daha sonraki saniye bir 4 bit daha gönderiyoruz. Ardından bir ara veriyoruz. Ardından bir 4 bit ve bir 4 bit daha gönderdiğimiz zaman fotoğrafı karşıya göndermiş oluyoruz. Bakın yukarıda 16 saniyede gönderiyorken burada 4 tane hat kullandığımız için 4 dörtlü paketler halinde 4 defa da bilgiyi karşıya gönderebiliyoruz. Önceden 16 saniye alıyorken şimdi 4 saniye alıyor. Mikro işlemci mimarisi, mikro denetleyici mimarisi geliştikçe karşı tarafa gönderebileceğimiz bit miktarı artmaya başlıyor. Nasıl? Kelimenin uzunluğunu arttırarak. Yani karşı tarafa ben 4 bit değil de eğer 8 bit gönderebilirsem aynı anda daha hızlı iletişim sağlamış olurum mantığıyla ne yapıyoruz? 8 tane kablo çektiğimiz zaman, yani veri yolunu 8 bite çıkardığımız zaman, bakın 16 bitlik bir fotoğrafı ortadan ikiye bölüyorum. Bir kere de 8 bit gönderiyorum. İkinci saniye bir 8 bit daha gönderdiğim zaman bir 16 bitlik bir veriyi 2 saniyede karşı tarafa çat diye göndermiş oluyorum. Kelime uzunluğunu 16'ya çıkardın. 16 bitlik bir kelime uzunluğum var. Yani 16 tane iletim hattım var. Bu da demek oluyor ki aynı anda karşıya 16 tane bit gönderebilirsiniz. Bakın fotoğrafım zaten 16 bitlikti. Her saniye veri gönderdiğimizi düşünürsek eğer 16 tane biti 1 saniyede karşı tarafa gönderebilirsiniz. Bakın 16 saniyeden 1 saniyeye indi. Bir fotoğraf çektiniz, gönder tuşuna bastınız. 16 saniye süreceğine artık 1 saniye sürüyor. Nasıl? Veri iletimini, veri iletim hattını, yani word uzunluğunu arttırmış oluyorsunuz. Bunu ben 32 bite çıkarırsam süre yarıya inecek 0.5 saniyede. 64 bite çıkarırsam 0.25 saniyede bu datayı karşı tarafa göndermiş olacağım. Yani gönder tuşuna bastığınız andan itibaren saniyenin 4'te 1'i kadar bir sürede bu veriyi karşı tarafa göndermiş olacaksınız. İşte 1 saniyede gönderdiğiniz bit miktarı word olarak, yani kelime uzunluğu olarak adlandırılıyor arkadaşlar.